Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Reci vakası. Ashabdan Asım bin Sabit'in başını getirene 100 deve vereceği vaadinde bulunan Sülafe ismindeki kadın, oğlunun intikamını almayı hedeflemişti. Onun kafatasıyla şarap içeceğine yemini vardı. Adal ve Kare kabilesinden birkaç kişi Medine'ye geldi, kendilerine İslam'ı ve Kur'an'ı öğretecek muallimler istediler. Asım'ın da içinde bulunduğu Müslümanlarla yola çıktılar ve Reci suyu başında onları öldürdüler. Hazreti Peygamber'in tebliğ göreviyle yola çıkardığı bir topluluk da Bir-i Meune, Meune kuyusu denilen yerde kıstırılıp şehit edildi. Her iki haber Hazreti Peygamber'e aynı günde ulaştı. Efendimiz sabah namazlarında bir ay müddetle arkadaşları için mağfiret diledi, onlara kastedenler için beddua etti. Yahudilerin ihaneti. Bir diyet ödemesi konusunda görüşme yapmak üzere Nadir Yahudilerine gelen Hazreti Peygamber, izzet ve ikramla karşılandı ve bir gölgeliğe alındı. Orada otururken tepesinden bir değirmen taşı bırakmak üzere hazırlık yaptılar. Cibril-i Emin'in uyarısıyla oradan ayrılan Efendimiz, yaptıkları ihanetin cezası olarak Medine'yi terk edip gitmelerini, değilse savaşa hazır olmalarını istedi. Adamlar evvela gitmek istemediler. Münafıkların reisi Abdullah bin Übey bin Selul'den yardım gelecek diye beklediler. Fakat geçen günler onlara umduklarını getirmedi, korkularını artırdı. Nihayet her şeylerini alıp gitmek üzere anlaşma yaptılar, Medine'yi terk ettiler. Hayber'e gidecek ve orada yerleşeceklerdi. İçkinin haram kılınması. Bir gün Hazreti Peygamber'in süt kardeşi Ebu Seleme vefat etti. Hanımı Ümmü Seleme, Hazreti Peygamber'e geldi, onun için neler yapabilirim dedi. Allah'ım, Ebu Seleme'nin günahlarını bağışla, bana da ondan daha hayırlı bir eş nasip et diye dua et buyururdu. Ümmü Seleme hayret etmiş, Allah'ım, Ebu Seleme'den daha hayırlı bir insan olur mu demiş, ama Hazreti Peygamber'in yaptığı tavsiyeyi yerine getirmiş, o yolda dua etmeye başlamıştı. O günlerde Hazreti Ömer, Nebiler Sultanı Efendimiz'e gelerek içkinin insanlığa getirdiği belaları dile getirmiş ve bu konuda açık bir hüküm istemişti. Yüce Mevla, indirdiği bir ayette sana içkiyi ve kumarı soruyorlar. De ki, o ikisinde de büyük bir günah ve insanlar için bir takım faydalar vardır. Günahları ise faydasından daha büyüktür buyurmuştu. İkisinde de büyük günah olduğunu öğrenen bir kısım insanlar bunları bıraktılar. Ama bir gün Abdurrahman bin Avf'ın verdiği bir ziyafette çakır keyif haliyle namaza duran imam, Kafirun suresini sonuna kadar okumayı beceremedi. Durum sabahleyin Resulullah Efendimiz'e anlatıldı. Olay üzücüydü. Hazreti Peygamber bu konuda Yüce Mevla'dan bir hüküm geleceğini ümit ediyordu. Nitekim bu konuyla ilgili olarak, ''Ey iman edenler! Ne söylediğinizi bilecek hale gelinceye kadar sarhoşken namaza yaklaşmayın.'' emri geldi. Bu emir bir kısım Müslümanlara Yüce Mevla sarhoş olanı huzuruna bile almıyor dedirterek onları içkiden uzaklaştırdı. Bir kısım insanlar yatsıdan sonra içip sabaha kadar sarhoşluğu bertaraf etme yolunu tuttu. Ama bir gece içkili bir toplantıda sarhoş olan birisi Ensar'ı hicveden bir şiir okudu. Bu insanların muhacir ve ensar kavgası çıkarmalarına sebep oldu, baş yarıldı, kan aktı. Sabahleyin Hazreti Ömer olayı Hazreti Peygamber'e anlattı, Allah'ım bize kesin ve açık bir hüküm ver diye niyaz ediyordu. Nitekim içkinin, kumarın, dikili taşların, put ve benzerlerinin ve fal oklarının şeytan işi pislikler olduğu, terk edilmesi gerektiği emri geldi.